protez ameliyatlarındaki temel amaç zaten yaşlı olan kişilerin ya da eklemlerini zor hareket ettiremeyen kişilerin bir an evvel eklem hareketlerini kazandırmaktır. Onun için mümkün olan en kısa sürede o bölgeye yük vermeyi sağlıyoruz. Yani ister kalça, ister diz protezi olsun. Hemen ameliyattan ertesi günü eğer hastanın durumu uygunsa en uygun şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ya da en azından ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Onun için bir ila en fazla iki gün içinde mutlaka hastanın bir iki adım atması, kendi işini yapabilecek haline yavaş yavaş gelmeye sağlanması gerekiyor. Ama genellikle hep altını çiziyoruz. Belli bir yaş grubunun üstünde olduğu için hastanın sağlık durumunun çok netleşmesi ve düzelebilmesi için ortalama 3-4 gün hastanede kalması gerekmekte. Böylelikle hayatını ilk hafta ev içindeki hareketlerle, ikinci, üçüncü haftadan sonra yavaş yavaş dışarı çıkma tarzında davranabiliyoruz. Yani burada zaten ameliyatların sonuçlarında bir standartlar var ama hastaya göre de değişiyor. Ama şöyle bir tablo çizmek mümkün. 1-2 gün içinde mümkün olan en kısa süre içinde ayağa kaldırma. Hasta aradaki kalış süresi 4-5 gün gibi bir süre tutup hastane içinde bir takım kendi doğal ihtiyaçlarını, örneğin tuvalete gitme ihtiyacı, yürüme ihtiyacını sağlayabilmek. 2 haftalık süre içinde dikişlerin alınabilmesi ve yumuşak dokuların iyileşebilmesi için 2-3 hafta içinde ev içinde bütün hareketlerini sağlamak. 3. haftadan sonra da artık dış ortama yavaş yavaş uyumunu sağlamak tarzında özetlemek mümkün.